Efendim, sigorta saatinden herkese mutlu sabahlar. Sky TV ekranlarından sesleniyoruz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Umuyoruz ki güzel, sağlıklı bir hafta geçiririz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sigortadan bahsedeceğiz, eksperlikten bahsedeceğiz. Kendisini takdim etmek istiyorum. Kendisi inşaat yüksek mühendisi, aynı zamanda Esat Yönetim Kurulu üyesi, İzmir Sigorta Eksperleri Cemiyeti eski başkanı Sayın Serhan Menteşe bizlerle birlikte. Konuma dönmeden önce telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 232 alan koduyla 425-9215 numaralı telefondan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Sigorta saatiyle başlıyoruz pazartesi günleri. Sizi ağırladığımız için de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Bugün eksperlikten bahsedeceğiz. Hasar sigortasından bahsedeceğiz. Ama insanlarımızın tam olarak bilmediği bir şey. Sigorta eksperliği. Sizden alalım çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle ben Sky Televizyonu'na, İzmir'imizin bizlere gurur veren televizyon kanalı Sky Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizlerin en büyük derdi kamuoyuna kendimizi tam olarak anlatamamak ve dolayısıyla da kamuoyunun da çok spesifik ve özel bir konu olduğu için bizler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığından farklı tepkilerle karşılaşabilmesi. Evet. Efendim, sigorta eksperliği öncelikle bir sigorta poliçesine sahip insanların herhangi bir hasarları durumunda sigortacısına, sigorta şirketine, sigorta aracısına başvurusunu yaptıktan sonra devreye giren bir müessese. Uzman kişi, zaten eksperin tam Türkçe karşılığı uzman kişi demek, biliyorsunuz. Bu uzman kişinin marifetiyle ortaya koyacağı bilgi, görgü, tecrübesiyle yapacağı tespitler sonucunda değerli vatandaşlarımızın, sigortalı vatandaşlarımızın da doğru bir hasar miktarını kazanabilmeleri yahut da hak ettikleri hasar miktarını sağlayabilmeleri adına bir müessese. Tamamen ve tamamen altını çizerek söylüyorum, sigorta eksperliği kurumu tamamen ve tamamen bağımsız bir kurum. Halkımızda bu konuda bazen yanılgılar oluyor. Çünkü genellikle, halbuki sigortalı da kendisi görevlendirebilecek olmasına rağmen, genellikle ve çoğunlukla sigortacı, sigorta şirketi ya da aracısı bizleri görevlendirdiği için ilk hasar sahibiyle karşılaştığımızda bize şirketin elemanı gibi bir davranışla karşılaşıyoruz. Kendilerine izah etmeye çalışıyoruz ama bugün sizin aracılığınızla yine buradan da izah etmeye çalışalım. Bizler bütün sigorta şirketlerinin, yani sadece belli bir X, Y, Z şirketinin değil, bütün sigorta şirketlerinin görevlendirebileceği ve hatta sigortalılarımızın da görevlendirebileceği. Yani bunda bir altını çizmek lazım. Sigortalılarımız onun da çok bilincinde olamıyorlar. Tabii çok da dediğim gibi özel kapalı bir konu olduğu için sigortacılık. Bu arada sigortacılık Türkiye'de maalesef hala %17-18'ler seviyesinde. Evet. Yani sigortalanabilir kıymetlerimizin daha %17-18'ini sigortalamış durumdayız. Dolayısıyla hakikaten bu yönden de özel bir konu, kapalı bir konu olarak kalmış. Biz bütün Türkiye'de 1300 kişiyiz. Onu da yeni olduk. Daha bir sene kadar oldu 1300 kişi olan. Daha önce 600-700 kişi civarında bir eksper grubuyduk. Bu tabii Türkiye'de binlerce, yüz binlerce açılan dosya sayısı karşısında çok da yeterli bir sayı değil. Yani bizim hem yaptığımız iş özel, hem de sayımız özel, yani bütün bu poliçe sayısı arasında. Ve dediğim gibi herhangi bir hasar vukuunda sigortacıların ya da sigortalıların danışabilecekleri ilk merci, başvurabilecekleri ilk merci biziz. Hasar yönetiminde hemen devreye biz giriyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Çok kısaca halkımızın anlayabileceği basitlikte de bir anlatımda bulunayım. Herhangi bir hasar vukuunda vatandaşımız sigortacısını ya da sigorta şirketi, sigorta aracısını arıyor. Kendisine hasarından bahsediyor. Bir hasar dosyası oluşturuluyor sigorta şirketi nezdinde.
Yani sigortayı sağlayan kurum nezdinde diyeyim. Sigorta şirketi, broker vesaire. Bir hasar dosyası oluşturuluyor. Bu hasar dosyasının içerisinde bir ekspert görevlendirmesi yapılıyor. Ekspert görevlendirilmesi de bizlere telefon, mail vesaire yollarla yapıldıktan sonra, birçok yoldan yapıldıktan sonra bir bilgi de zaten sigortalıya veriliyor. Yani sigorta eksperinin kişiliği, kimliği hakkında, iletişim bilgileri hakkında. Biz tabii olaya hemen müdahale ediyoruz. İlk önce bir telefonla geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. Yeri, adresi, tarifi vesairesini aldıktan sonra olaya müdahale ediyoruz. Belli kriterler içerisinde tespitlerimizi yapıyoruz. Bu tespitlerimizi yaptıktan sonra bizi görevlendiren tarafa raporumuzu sunuyoruz. Bizi görevlendiren taraf da bu raporu uyarınca sigortalısına ödemesini yapıyor. Bizi görevlendiren taraf dışında bundan menfaat sağlayan sigortalı da olduğu için bu işlemden sigortalıya da arzu ederse bir rapor nüshamızı gönderebiliyoruz. İkisine de gönderebiliyoruz. Evet, bunu özellikle burada vurgulamak istiyorum. Çünkü zannediliyor ki aman işte sadece sigortacı görecek, okuyacak, benim böyle bir hakkım yok. Hayır, böyle bir hakları var. Sigortalımız da talep ederlerse bizden veya sigortacısından aynı rapordan bir nüshasında veriyoruz. Zaten bizim bütün tespitlerimiz sonuçta kanuni gerekçelere dayalı. Evet, sigorta poliçesi dediğimiz bir sözleşme var. Sigortacı ile sigortalı arasında. Biz bu sözleşmenin şartlarının yerine getirilip getirilmediğini bir hasar esnasında onu kontrol ediyoruz. Ve bunun hasarını belirledikten sonra, hasar kısmını belirlemek tabii teknik bir işlem. Yani o teknik işlemi yaptıktan sonra bunun hukuka, mevcut sigorta sözleşmesine uygun olup olmadığını kontrolünü yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerimiz üzerine gerekçelerini de sunarak, hatta yer yer sigortalıdan da mutabakat alarak, eğer müsait mümkünse, bakın bu nedenlerle bu hasar bu kadardır, yahut da bu nedenlerle bu hasar ödenemez, bu nedenlerle bu hasar şu kadar ödenebilir gibi gibi açıklamalarını da yaparak sigortalıya, biz görevimizi tamamlıyoruz. Bir şeyi vurgulayayım. Sadece hasar hukukunda değil, hasar olmadan önce de poliçe tanzim ederken yine sigorta eksperi görevlendirilebilir. Yani sigorta eksperi gelir, sizin bu televizyon stüdyosunun ne kadar metrajı olduğunu, ne kadar sigortalanabileceğini, hangi riskleri taşıdığını belirler ve ondan sonra sigortacıya verir. Sigortacı da o ön ekspertiz dediğimiz çalışma uyarınca sigorta poliçesini tanzim eder. Bu şekilde tanzim edilmiş poliçe elinde olan kimseye hiç kimse bu aşamadan sonra herhangi bir yanlış sigorta, eksik sigorta, aşırı sigorta uygulaması yapamaz. Yani çok önemlidir. Eksper marifetiyle bir sigorta poliçesinin tanzim edilmesiyle normal eksper sokulmadan bir sigortacı ve sigortalı anlaşması şeklinde yapılan poliçe de ileride doğabilecek sorunlar açısından çok önemli bir farklılık var. Çok karşılaşıyoruz. Sizin nezdinizde 100 lira gördüğünüz, sigortacıya da 100 lira olarak beyan ettiğiniz, fakat biz hasara gittiğimizde 200 lira olduğunu belirlediğimiz bir alanda siz 100 lira poliçe yaptırmakla tüm haklarınızdan %50 zarar etmiş oluyorsunuz. Halbuki bu 100 lira ile 200 lira arasındaki ödeyeceğiniz prim farkı da atıyorum belki 50 kuruş, belki 20 kuruş. Küçük bir şeyken ya hasar olduktan. Hasar olduğu anda size oldukça ciddi zarar veriyor. Fakat bunu başından doğru poliçe tanzim edebilme adına, doğru rakamlı poliçe tanzim edebilme adına eksper marifetiyle burası bu kadardır, bu değerlerdedir, bu alanlardadır gibi açıklama yapılsa, ondan sonra hasar esnasında gelecek herhangi bir eksper arkadaşımız bu konuda artık başka bir ahkam kesemez. Yani bu poliçe eksper marifetiyle yapıldığından dolayı başka bir herhangi bir şey söyleyemez. Biz buna hemen sözümü bağlayayım bu şeyle ilgili. Biz buna bizim sektörümüzün çok değerli eski bir büyüğü, Allah rahmet eylesin, Muvaffak Baran abimizin bir sözü vardı. Ve zaman içerisinde bu sektör sloganı haline geldi. Hasar poliçenin tanziminde biter. Herkes zanneder ki hasar poliçenin sonunda olur.
Yani poliçe yapıldıktan sonra olur. Hayır. Hasar poliçe yapılırken olur. Orada biter. Hı hı. Eğer siz doğru bir poliçe tanzim ettirebildiyseniz bunun sonucunda hasarınızı da hiçbir üzüntüye mal olmadan alırsınız. Fakat eğer doğru poliçe tanzim etmediyseniz bunun o zaman görürsünüz. Ama acısını çektiğinizi de o zaman görürsünüz. Yani poliçeden bir hasar doğar. Bakarsınız Allah ben yanlış poliçe yaptırmışım. Şimdi sigortanız vardı hani rahatlık içinde yaşarken başına bir şey gelse de hani benim sigortam var diye düşünürken. Sen başına gelince öğrenirsiniz. 10 yıl sonra. Başınıza gelince öğrenirsiniz. Öbür türlü başınıza geleceği önceden öğrenirsiniz. Yani ne olabileceğini. Bu çok önemli. Yani hasar poliçenin tanziminde biter. Tüm ben vatandaşlarımıza özellikle altını çizerek söylüyorum ki doğru poliçe yaptırmaya gayret etsinler. Ha tabii bugün zaten artık son bir kanunumuz çıktı. 5684 sayılı kanunla artık acentelerimizde, brokerlarımızda son derece kaliteli yetişiyorlar. Son derece bilimsel yetişiyorlar. Ve dolayısıyla da kendileri güzel poliçelerde tanzim ediyorlar. Evet. Ancak dediğim gibi sigortalının ihtiyaçlarını doğru karşılayacak bir poliçe olursa hasarda hem biz zorlanmayız hem onlar zorlanmaz. Evet, evet. Yani önceden sigorta yaptırmadan mutlaka o sigortayı yaptırırken o belgeleri... Bir danışmanlık yapmakta fayda var. Yani bir danışmanlık almakta yani fayda var. Yani sigorta yaptırmak için değil, onun sonrasını düşünmek çok önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü poliçe hasar olana kadar Nilay Hanım sadece bir kağıt parçası. Hı hı. Yok yani şeye koyduğumuz... Aynen. Dolabımıza kilitlediğimiz bir kağıt var. Ne zaman? Hasar olduğunda çıkartıyoruz. Ama o zaman maddeye bakıyoruz ne var ne yok. Evet. Ama o bir gün çok önemli işte. O bir gün sizin hayatınızı da götürebilir. Yani ekonomik, finansal birikimlerinizi bir anda götürebilir. Ben bir aklıma geldi bir anekdot. Marmara depremi esnasında orada çalışırken tabii biliyorsunuz çok çok kötü bir dönemdi. 50 bin vatandaşımızın vefat ettiği filan. Orada bir hanımefendiyle tanışmıştım. Kendisi evini, arabasını, yazlığını, çocuğunu, çocuğun hepsini kaybetmişti. Aynen. Allah gani gani rahmet eylesin o kaybettiklerine de. Onların zaten çaresi yok. Onları döndürmek çaresi yok. Bana şey dedi, beyefendi dedi, ben dedi 17 Ağustos gecesinden bir gece önce yatarken dedim ki dedi ya Allah'ıma çok şükürler olsun. Arabam var, evim var, yazlığım var, kışlığım var, çoluğum var, çocuğum var. Her şeyim var. Ben size bir şey söyleyeyim mi dedi. 45 saniyede hepsini kaybettim dedi. Bir anda. Evet. Yani burada korku tacirliği yapmak istemiyorum ama önlem alması gerekiyor. Bu önlemi almamız lazım. Bu önlemi almamız lazım. Bunları kolay edinemiyoruz. Çok gelişmiş. Bu bilinç tam olarak oturtulmuş değil. Biraz işte Allah'a emanet etmişiz. Ama Allah bir kitapları bile hepsi diyor ki sen ilk önce önlemini al, sağlam tasağa bağla. Ondan sonra bana emanet et diyor. Yani o yüzden doğru. Biz sadece Allah'a emanet kısmını almamamız lazım. Evet. İlk önce sağlam kasığımızı da lazım. Bağlamamız lazım. Önlemleri alması gerekiyor. Evet, ondan evet, sonra böyle evet, bir evet, evet. Ama ne yazık ki umarız bundan sonra böyle İnşallah, yani, ağırladıkça hani hakkımızda çok daha bilinçlenecek. Yani ben başladığımda 25 sene önce %3'lerde 5'lerdeydi. Bugün %17, 18 veya 20'lere belki uzandı. Hı. Yine buna da şükredelim diyelim. Belki buna daha çok dikkat edecekler. Sanırım, yani. Evet. sanırım. Genç nesiller hem daha bizlere göre daha tahsil, daha okumuş, hem de daha çok dünyayla entegre, yani internet vesaire vasıtasıyla daha çok olayları izleyebildikleri için. Çok daha iyi olacak. Evet, yani, nesillere de. Biz diğer üniversitelerde filan bu konuda kendimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Yani kurslarla falan, seminerlerle ama tabi bunu çok daha fazla geliştirip belki de zorunlu dersler arasına filan bile sokmak lazım. Yani evet. O bilinci yerine belki de bu şekilde insan hayatını etkileyecek şeyleri sormak çok daha o bilinci vermemiz lazım. Ama ne güzel ki hani 5-10 bin kişi bile olsa onlara bu şeyi verebilmeniz tabi yani, ama işte insan şeye üzülüyor. Bu oran, bu söylediğim oran bizim gelişmemiş ülke dediğimiz Pakistan'da, Hindistan'da %25'ler mertebesinde. Yani onlar bizden iyi. Şeylerde Avrupa'da yani gelişmiş Batı ülkelerinde, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da falan %99
civarlarında yani o aramızdaki derin uçurum orada belli oluyor. Ha biz mesela çok sıklıkla görüyoruz, demek ki bu hakikaten bir bilgi görgü meselesi. Yurt dışında iş yapan, ikamet eden vatandaşlarımızın çok fazla sayıda sigorta yaptırdığını görüyoruz. Yani burada çok muhatap oluyoruz onlarla. Onların bu bilinci oradan, yurt dışından almış olduklarını gözlemliyoruz. Sanırım biraz daha fazla sizler aracılığıyla, basınımız aracılığıyla veya bizlerin de tabii çevremize, üniversitelerimizin katkılarıyla filan. İnşallah bu biraz daha artacak. Biraz daha artacak inşallah. Peki hasar yönetimine geçelim. Hasar yönetiminde taraflar var, tarafların görevleri var. Bunlardan bahsedelim biraz da. Hasar yönetiminde 4 tane ana taraf var. Veya 3+1 diyebiliriz buna. Sigortacı var, sigortalı var, sigorta eksperi var. Artı biri de bu hasardan doğacak onarımları yapmak üzere konuşlanmış servisler ve birimler var. Şimdi burada sigortacıdan kastımız, biz hatta onları bir şema haline de getiriyoruz. Sigortacıdan kastımız sigorta şirketi ve sigorta aracıları. Sigortalıdan kastımız malum halkımız. Sigorta yaptıran halkımız. Sigorta eksperinden kastımız hazine müsteşarlığınca kendilerine yetki tanınmış. Ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin tabelasına kayıtlı ruhsat sahibi ve uzman kişi şeklinde. Bir de artı bir olarak söylediğimiz unsur, bu ilk söylediğim üç unsur olmazsa olmaz unsurlar. Artı bir unsur da daha sonradan eklenmiş bir hizmet sektörü ki son derece faydasına inanan biriyim. Hasar onarım görevlileri bunlar. Ülkemizde hasarların dağılımı da şöyle, oto ve oto dışı olmak üzere, ağırlıklı oto hasarları tabii gündemde. Bu araçların acil onarımını, mini onarımını, büyük onarımını yapan anlaşmalı servisler veya anlaşmasız servisler. Binalarda da aynı şekilde bunların onarımını yapan sıvasını, boyasını, çatısını, acil onarım, büyük onarım şeklinde. Ana unsurları bunlar. Yani bir sigortacımız olacak, bir sigortalımız olacak. Bu ikisinin hukuki ilişkisinden kaynaklı olarak sigorta eksperi devreye girecek. Sigorta eksperi bu her iki menfaat grubuna raporunu sunacak. Bu rapora göre kendileri birbirlerine ödemesini yapacak. Ve daha sonra yahut da Türkiye sigortacılığında ödemeler parayla. Yani işle iş karşılığı değil, genel uygulama böyle. Yani sizin bir hasarınız oldu, bu masanız hasarlandı. Bu masanın yerine yeni masa koymak şeklinde değil, bu masanın parasını vermek şeklinde işliyor. Fakat bu onarım şirketleri devreye girdikten sonra bu biraz şöylesine bir değişiklik gösterdi. O zaman para olarak değil de aynı olarak, yani masaya masa vermek suretiyle sigorta şirketi. Bu onarım şirketine diyor ki işte git bak bakalım ne var, o masanın boyutunu, ölçüsünü, miktarına göre o masanın aynısını yerine koyuyor. Parayı da onarım şirketine doğrudan ödüyor sigorta şirketi. Böyle bir uygulamaya geçtiler ki bence doğrusu da bu. Öbür türlü çünkü sıkıntı oluyor işte. Para aldı, az aldı, çok aldı filan falan. O da yedi, bu da yedi. Değeri o değildi, bu değildi, bravo. Ama bunda hiç olmazsa işte aynı boyutlarda, aynı renkte, aynı kalitede, masamız tekrar yerine konmuş oldu. Çünkü sigortacılıkta esas, onu da söyleyeyim gene halkımız tarafından zaman zaman yanlış kullanılan bir şey var. Sigortacılıkta esas hasardan sonra o kıymetin hasardan bir gün önceki şekliyle konulması. Bizde bazen şöyle oluyor. Ya ben hazır şu fayansları değiştirecektim. Şimdi madem hasar da oldu. Şimdi içinde 15-16 senelik fayans vardı. Ben hazır geleyim şimdi 33-33 mermer haline getireyim. Bu mümkün. Ama sigortacı diyor ki kardeşim ben senin sadece 15-15 fayansını sigortaladım. Al sen bunun parası 100 lira. Sen harcayacaksan 300 lira. Cebinden 200 lira daha harca. Evet, ödemeyi sen yapabilirsin. Olur mu? İşte ben yerinde daha önce fayans vardı. Şimdi de yerine başka bir kaplama koydum ama bir kaplama koydum. Yani
o iyileştirme ve yenileştirmeye sigortacı müsaade etmez. Sigorta kanunları müsaade etmez. Dolayısıyla bu anlamda da dikkat etmek lazım. Hı. Dediğim gibi bazen bu hasarı vesile bilip biz de yapabiliriz. Yani hazır biz eve bir onarım yapacaktık. Hadi bu arada da orasını yaparken burasını da yapalım diyebiliriz. Ancak bunu yaparken şunu bilmeliyiz ki aynısını kullanmadığımız müddetçe sigortacı bize mevcut durumun parasını ödeyecektir. Hı hı. Daha fazla bir şey ya da daha eksik bir şey ödemeyecektir diye bunu da bilmekte fayda var. Hala para ödemeleri yapılıyor mu peki? Yapılıyor. Yani yapılıyor. Yapılıyor. Hayır, bu bazı sigorta şirketleri hala nakdi olarak para ödemesi şeklinde yapıyor. Bazı sigorta şirketleri ise doğrudan anlaşmalı servis marifetiyle anlaşmalı servis ödemeyi yapıyor. İşi sigortalıya sunulan hizmeti de anlaşmalı servis sunuyor. Yani mal olarak bazen de para olarak para yerine olarak konuluyor. Ama asıl hedef herhalde yerine malın mal olarak yerine kesinlikle öyle konması. Kesinlikle öyle konması. Yani onun doğru uygulaması. O zaman çeyrek gerek kalmıyor. İşte 15-15-30. Ha, bu dediğim farklı talepler olur ise. Hı. Hayır, ben parasını istiyorum ya da onun o kadarlık kısmını istiyorum. Hı hı. Hı hı. Yerine de bunu yapmak istiyorum der ise bazı tabii ki vatandaşın kendi malına hayır sen bunu yapamazsın deme şansımız olmayacağı için öyle de uygulayabiliyorlar. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamların ardından tekrar birlikteliğimiz devam ediyor. Yanımızda yine konuğumuz Serhan Bey var. Sigortadan bahsediyoruz. Eksperden, hasardan bahsediyoruz. Efendim, hasar anında peki sigortalılarımız ne yapmalı? Şimdi sigortalılarımızın kanuni bazı yükümlülükleri var. Onları sadece hem halkımızın anlayabileceği bir dille izah edeyim, hem de bir yanıyla da bunun genel şartlardaki tarifleriyle bahsedeyim. Sigorta ettiren ya da sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde, yani hasarın gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle kanunen yükümlüler. Birincisi, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren. Burası önemli çünkü bazı özellikle yazlık konutlar için söylüyorum. Rizikonun gerçekleşmesi kış aylarında olabilir. Ancak vatandaşımızın bunu öğrenmesi yazın olabilir. Dolayısıyla vay sen kışın olan hasarı bana şimdi bildirdin diyemez sigortacı. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sigortalıya bildirimde bulunmak. Bu önemli bir madde. 5 iş günü. 5 iş günü içerisinde benim evimde hasar oldu, benim arabamda hasar oldu falan gibi. Ondan sonra bu olayı öğrendiğinde yahut da bu olay yaşandığında sigortalı değilmişçesine. Gerekli yani bir şeye yatıp aman nasıl olsa sigorta ne olursa olsun gitsin sular da bassın sallar da olsun yangın da olsun değil. Değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacısı tarafından verilen talimatlara da yeterince uymak. Tabi ilk önce telefon marifetiyle sigortacınıza ulaşıyorsunuz ve onun vereceği talimatlar doğrultusunda da aman şuraya dokunma, aman bunu yapma, şunu etme veya resim çek vesaire gibi. Bunun dışında gerekli bütün koruma önlemlerini almak, kurtarma önlemlerini almak. Bazen başımıza geliyor. Beyefendi şu anda işte şakır şakır musluğumuz akıyor ya da borumuz patladı. Hemen diyorum devreye giriyorum, hemen diyorum bir ustayı çağırın, tesisatçıyı çağırın. Yani onun akması demek hasarımızın büyümesi demek. Yani orada halkımızda hep şöyle bir korku var. Aman eğer eksper görmezse
ben bir hak kaybına uğrar mıyım gibi bir korkusu var. O anda hayır, hemen bilakis, müdahale edilmesi. Tabii hemen müdahale edilmesi lazım. Çünkü bu sefer biz şöyle yazmak zorunda kalıyoruz. Bunun şu 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 kadarı hasarla ilgilidir. Hı hı. Şu şu kadarı da hasara yeterli koruma önleminin alınmamasıyla ilgilidir. Sen istek ararsın, zarar görmüş. Bu sefer zarar görmüş oluyor. Hı hı. Zarar görmüş oluyor. Bunun dışında sigortacı veya yetkili kıldığı kişilerin makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan binaya veya yerlere girmesine, bunları teslim almasına, hı hı, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek. Yani şunu diyemez, hayır benim evimde hırsızlık oldu, sen girip bakamazsın, sen girip şey yapamazsın diyemez. Sigorta eksperi, sonuçta biz de yarı resmi devlet görevlisiyiz, evet, yarı resmiyiz, üyetimiz. Oraya girecek, gerekli önlemleri alma esnasında o da bulunabilir. Hayır siz evime giremezsiniz veya benim tespit yapmam için evine sokmamak yahut da benim kendisinden isteyeceğim evrakları sağlamamak gibi bir durumu söz konusu olamaz sigortalımızın. Buna izin verecek, zorunlu haller dışında hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmayacak. Hı hı. Yani zorunlu hallerden kastım kurtarma önlemleriyle ilgili deminki maddede. Ama bunun dışında bir zorunlu hal yokken bu masanın yerini alayım, hı hı, öbür tarafa taşıyayım demeyecek. Biz o masanın orada hasar gördüğü yerdeki haliyle incelemesini, hı hı, yapacağız. Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirleyecek. Yani şöyle oluyor efendim. Diyelim ki bir ocakta yemeğiniz yanarken, hı hı, çekilen kıvılcımla, aspiratörün çektiği kıvılcımla yangın çıktı. Evet. Siz bunun nedenini söylerken vallahi bilmiyorum dediniz. Bu olmayacak. Diyecek ki böyle böyle ocakta yemeği ısıtırken böyle oldu diyecek. Ayrıntılı, hı hı, şekilde nedeni budur diyecek. Zaten uzman kişi veya kişiler gelip onun tespitini yaparken az çok neyin olduğunu belirleyecekler ama bunu belirlenemediği durumlarda yahut da ortalıkta herhangi bir delil bulunmadığı durumlarda da ayrıntılı nedenlerini sigortalı bildiği kadarıyla anlatmaya çalışacak. Hı hı. Yani bunu anlatmadığı takdirde anlatmadığı eksik beyan olur da yanlış anlatırsa ya da kasıtlı yanlış anlatırsa, hı hı, o tabii daha bir polisiye durum haline gelir. Yani, hı hı, bu sefer biz mecburuz savcılığa vermeye. Yani bu durum anlaşılıyor. Bir şekilde anlaşılıyor. Yani onu tabii detaylı incelemesini yaptığımız, hı hı, zaman az çok artık bunca zamanki tecrübelerimizle, hı hı, onu anlıyoruz. Yani ortada bir garip durum varsa, doğanın normal akışına aykırı bir durum var ise o zaten kendini orada kendini bir şekilde belli ediyor. O konuda bizim de tekniklerimiz var tabii. Yani çok gözükmek istemiyorum yani dedektif polisiye falan gibi böyle şey ama bizim de tabii tekniklerimiz. Evet. Aynen öyle. Hangi sonuçları? Çünkü biz o sigortalımız bunu bir kere yaşıyor. Hı-hı. Biz günde 50 kere 100 kere yaşıyoruz aynı olayı. Buradan bir tecrübemiz oluyor. Zarar miktarıyla delilleri saptamaya, hı hı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı. Burada rücu hakkını belki, evet, biraz altımıza açmak lazım. Efendim sigortacılık bir rücu meselesi. Yani benim sigortaladığım kıymete diyor sigortacı, kim zarar verdiyse, hı hı, tövbe haşa Allah dışında, yani doğal afet dışında, hı hı, ben o zararı veren kişi kuruluşa bunu rücu etme hakkına sahibim. Yani sigortalıma ödediğim bu tazminatı o kişi veya kuruluşlardan talep etmeye, hı hı, muktedirim diyor bu kanunlarla. Dolayısıyla bu rücu hakkının belirlenebilmesine yönelik mutlak surette ayrıntılı delil ve belge vermeleri lazım sigortalılarımız. Hı hı. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Bir apartmanda oturuyoruz. Üst katımızdaki Ayşe teyzenin evinden, hı hı, çok sevdiğimiz Ayşe teyzenin evinden kendisinin de bilgisi dışında, hı hı, çok doğal olarak, tabii ki, boruların, duvar içinden geçen boruların çürümesiyle bizim katımıza bir zarar geldi. Hı hı, evet. Tabii biz ne yapıyoruz? Doğal olarak sigortamıza başvuruyoruz. Sigorta eksperimiz geliyor, tespitini yapıyor ve diyor ki
Bu sizin üst katınızdaki daireden geliyor. Tamam diyoruz, ödeyin bize üst katımızdaki daireden gelen hasarı. Tamam diyoruz, ancak eğer size bu ödeme yapılır ise üst kattaki daire sahibinden de bunu sigorta şirketi alır, talep eder deyince diyoruz ki aman Ayşe teyzemize aramızı mı bozulacak, bir zarar gelmesin. Ama sigortacı bunu Ayşe teyzeye rücu etmek zorunda. Bu sefer sigortacı da hesap vereceği yanlar var. Ona da sorarlar niye böyle bir işlemi yapmadınız. A dairesinin ne sigorta. Yani bir B dairesinde sigortalama söz konusu değil. Tabii yani bir gidip de sigortacı o A dairesindeki akıntıyı tamir edemez. Sigortacı, onu da söyleyeyim Nilay Hanım. Sigortacı hasarın nedenlerini tamir edemez. Sigortacı hasarın sonuçlarını tamir edebilir. Evet. Yani bir boru akıntısında borunun tamirini yapmaz. Sadece o borunun dışarıya verdiği, su kaçırmak suretiyle verdiği hasarı tazmin eder, hasarı öder. Bunun da nedeni şu. Der ki ben sana hangi şartlar altında hasar kabul ettiğimi zaten başında yazıyorum. Evet. Bunun dışında mesela bizim evrensel olarak hasar diye düşündüğümüz evrensel anlamıyla ya bu bardak kırıldı. Bu bardağın kırılması bir hasar. Evet. Hayır, sigortacı diyor ki bu bardak neden kırıldı? Neden kırıldığı önemli. Bu bardağı eğer Nilay Hanım alıp Serhan'ın suratına atıp da kırdıysa başka bir şey. Nilay Hanım bu bardağı eliyle çarparak masadan düşürdüyse başka bir şey. Deprem olduğunda o bardak düştüyse. Deprem olduğunda o bardak düşüp kırıldıysa başka bir şey. Çok doğru. Dışarıdan biri tabancayla o bardağı kırdıysa başka bir şey. Ama sonuç hep aynı. Bardak kırıldı. Bardak kırıldı. Dolayısıyla biz bu bardağın kırılmasına neden olan olayı dış faktörü eğer alıyoruz. Bizim kitabımızda yazan, bizim genel şartlarımızda, kanunumuzda yazan şartlardan biri sonucu oluştuysa bunun kırılması, iki ürün diyoruz, kırılma bedeli 100 lira. Budur. Budur. Ama o kitapta yazmayan, atıyorum dışarıdan ateş edilmesi, atıyorum Nilay Hanım'ın elinin farklı çarpmasıyla, farklı bir nedendense, o zaman diyoruz ki senin nedenin bu, bu gene 100 lira. Evet. Bunun değeri değişmez hasar sonucu ama şu gerekçeyle bu, poliçeye dahil bir sebepten kaynaklanmamış. O yüzden de ödemesinde yapılamıyor diyoruz. Bunun dışında zararın tahmini miktarını bir kağıda veyahut da ihbarını yaparken sigortalımız az çok. Yani biz ondan istemiyoruz ki 5.867 lira 20 kuruş desin. Tahmini işte bu masayı ben 100 lira almıştım. 100 lira civarındadır filan gibi. Ortalama bir biz geliyoruz 30 lira belirliyoruz. Biz geliyoruz 130 lira belirliyoruz. Bir bağlayıcılığı yok ama az çok bir tahmini ortalama miktarı belirtmesi lazım. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin bizlerin sigortalı yer veya şeylerde veya bunlarla ilgili belgeler üzerine yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek sigortalı yer veya şey üzerinde başkaca bir sigorta sözleşmesi varsa bunu da sigortacıya bildirmek. Bu 8 maddedir sigortalımızın yükümlülükleri herhangi bir hasar anında. Biz de zaten hasar ihbarını alır almaz sigortacımızı bu konularda yönlendiriyoruz. Özür dilerim, sigortalımızı. Sigortalıyım. Bu konuda yönlendiriyoruz. Yani şunu yapın, şunu çekin, buraya başvurun, trafiğe gidin, jandarmaya gidin, polisten şu belgeyi alın, bilgiyi alın gibi. Ve ondan sonra olaya da girdiğimiz zaman zaten aşama aşama da onu anlatıyoruz. Yani işte şöyle yapın, böyle yapın falan şeklinde. Şimdi oto hasarlarında tabii anlaşmalı servis marifetiyle otoları onarmak artık hemen hemen neredeyse %90 seviyelerine çıktı. Dolayısıyla otocular rahat. Otoda hasar olan vatandaşımız arabasını sigorta şirketinin gösterdiği otoservisine götürüyor. Bütün bu belge bilgileri onarım şirketi toparlıyor. Ve sigorta şirketine veriyor. Sigorta şirketinden parasını alıyor, vatandaşa da arabasını teslim ediyor. Yani tekrar. Onda yaşanmıyor çok fazla. Yaşanmıyor. Bu şey tabii alt
detayda çok sorunlar yaşanıyor elbette. Tabii, yani ama de prosedürlerde ama. Evet, ama en azından genel uygulama açısından diğer oto dışı branşlardaki kadar yayınlık değil. Yani onda bir sürü bilgi belge gerekebiliyor. Oto da biraz daha sınırlıdır o temel bilgi ve belgeler. Koruma önlemleri ve kurtarmadan da biraz bahsedeyim. Tabii. Sigortalı veya sigorta ettiren bu rizikoların gerçekleşmesine zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlü. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önemli. Evet. İnsanlarımız diyor ki peki güzel, ben bu önlemi aldım, kurtardım. İşte yangın artmasın diye atıyorum, bu masayı dışarıya çıkarttım. Evet, daha fazla zarar vermesin diye. Fakat ben bu masayı dışarıya çıkartırken bir masraf yaptım. Linç getirdim. Cavaskarla attım, şu yaptım, bu yaptım. Peki bu masrafı kim karşılayacak diyor. Hemen bunu da genel şartlar şeye almış, önlemini almış. Alınan önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, yani bunu aldım ama buna rağmen masa yandı. Devam etti. Devam etti ve masamı yaktı. Sigortacı tarafından ödenir diyor. Yani bunu dışarıya çıkarttığına yaptığın masraf da sigortacı tarafından ödenir. Çünkü sen bunu iyi niyetle çıkardın, kurtarmaya çalıştın, daha fazla bir zarar olmasın diye. Gelen bir şey yok. Yok, yangın orayı da sardı ve dolayısıyla sen bu masayı kurtaramadın. Ama sigortamız gene bunu da karşılıyor. O aradaki kurtarma masrafı dediğimiz bölümü de karşılıyor. Evet. Yangın söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurmanın veya kurtarmanın gerektirdiği yıkma ve boşaltmalarda sigortacı gene sigortalı şeylerin hasara uğramasından, kaybolmasından doğan zararları da karşılıyor. Yani yangını önlemeye, durdurmaya gibi. Evet, genel olarak sigortalımızın yapması gereken işlemler çok kısaca 5 iş günü içerisinde bildirimini yapacak, en geç 5 iş günü içerisinde. Ve daha sonra hasar yönetimiyle ilgili devreye giren bütün unsurların, yani özellikle sigorta eksperi ve sigortacının talimatlarına uyacak. Ve bu talimatlar doğrultusunda hasar birlikte yönetilecek. Ve kendisi de tazminatını almış olacak. Peki sigorta cinslerinden bahsedecek olursak, demin de değindiğiniz gibi hem oto dediniz hem oto dışı dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Açalım. Türkiye'de elementer branş dediğimiz, bizim yani sigortacılığın sağlık ve bireysel emeklilik dışındaki elementer branşlar diye kabul ettiğimiz sigorta cinsleri kendi içerisinde oto ve oto dışı mühendislik vesaire diye ayrılıyor. Evet, ben ondan önce size çok genel bir şeyden de bahsedeyim. Tabii. Bir sigorta poliçesiyle temin edilmiş bulunan muhtemel risklerin yine aynı poliçe ile temin edilmiş kıymetler üzerinde yol açtığı maddesel veya finansal kayıplara hasar diyoruz biz kısaca. Evet. Nedir bu maddesel veya finansal kayıp? Maddesel kayıp, herhangi bir somut kıymet üzerinde veya bünyesinde fiziksel olarak meydana gelmiş. Fiziksel olması. Fiziksel olması önemli. Yani bunun üzerine yangının bir yakma etkisi olması lazım. İşte fayansın üzerinde bir çatlama etkisi olması lazım gibi, bizim fiziksel olarak gittiğimizde gördüğümüzde veya bir otonun üzerinde çizilmiş veya çarpılmış, devrilmiş vesaire. Gözle görebileceğimiz bir maddesel kayıp olması lazım. Fiziksel kayıp olması lazım. Bu fiziksel olarak meydana gelmiş kaybın hem miktar hem de parasal karşılık olarak ölçülebilen zararları bu maddesel kayıplar. Bir de finansal kayıplar var. Bu finansal kayıplar ne? Yine bir herhangi somut kıymet üzerinde oluşmuş bu maddesel kayıba bağlı. Yani siz bu masanız eski halinden bozuldu, üzeri çizildi, kırıldı, döküldü, devrildi. Bunun üzerine bir finansal kaybınız oluştu. Yani sizin bu masanın maddesel zararından dolayı parasal bir kaybınız oluşmuş oldu. Bu çıkan finansal karşılığı da somut ölçü bilimleriyle değil, gelecek değerlerinin bugünkü değerlere belli kabullerle aktarılması yoluyla ulaşabilen zararlı olarak. Bunu çok fazla açmıyorum çünkü daha bilimsel belki değerlendirmek lazım. Yani çok fazla
halkımızı da beklentisi etmez. Maddesel var, finansal var. Sonuçta kulakta olmasında fayda var. Yani bu maddesel, gözle gördüğümüz soluk bir kayıp. Öbürü ise bu yine bu maddesel kayba bağlı ama bunun finansal kaybı. Şimdi ben aynı zamanda değerleme uzmanıyım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği sertifikayla. Biz hep onu söylüyoruz. Diyoruz ki değerlemede, hocalığını da yapıyorum üniversitede. Diyorum ki arkadaşlara, değerlemede tek bir kesinlik vardır. O da değerini belirlediğiniz değerin kesin olmadığıdır diyorum. Herkes şaşırıyor. Neden tek bir kesinlik ama kesinliği. Evet. Çünkü Nilay Hanım'ın babasının evinin olduğu bölgede bir eve talip olup o evle ilgili kafasında geçirdiği değer farklıdır. Aynı bölgede Serhan için hiçbir manevi özelliği olmayan, değeri olmayan bir bölgedir. Farklı bir değerdir. Dolayısıyla burada da gelecek değerlerinin bugünkü değerlere aktarılması der iken belli kabullerle aktarmak zorundayız. O belli kabuller de Avrupa normlarıyla belirlenmiş kabuller. Yani dolayısıyla evet, yani bunu şu anlamda şöyle bir somut örnek vereyim, daha iyi anlayacak vatandaşlarımız. Bir tarihte biz bir hırsızlık hastanesine gitmiştik. Oradaki vatandaşımız dedi ki, benim ticaret odası madalyam var, vergi şeyinden kazandı. Kerata hırsız dedi, bunu da çalmış götürmüş. Peki dedim, olur yazalım. Ancak dedim, şunu bilin ki maalesef biz onun sadece ticaret odasından gideceğiz, soracağız teneke değerini. Yani o sonuçta biz altın madalya diyoruz ama tabii o bir sembolik bir şey sonuçta. Yani altın filan değil. Hayır dedi, olmaz, benim için manevi değeri onun 1 trilyon, 10 trilyon, 5 trilyon, neyse. Dedik beyefendi, mecburuz biz. Yani biz ancak somut, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani belli kabullerle bugünkü değeri aktarabiliriz. Bunun dışında biz, ya bu beyefendi için 1 trilyondur, Nilay Hanım için 1 lira değildir. Yolda atılsa görse almaz kalkıp. Benim için manevi değeri çok yüksektir, tamam. Ben çok onu pahalı içebilirim. Pahalı için, evet. Senin için öyle olmayabilir. O yüzden yani onu mutlaka altını çizmek lazım. Bazen öyle çok büyük beklentiler oluyor. Aman bu benim işte benim için çok bir daha yerine koyamayacağım diyor. İşte kızımın şeyini deminki sormuş olduğunuz. Neden maalesef vaktimiz mi yetmedi? Vaktimde konuşacak çok şeyimiz var ama Serhan Bey, ben özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz için bu güzel bilgileri aktardığınız için inşallah yeniden sizi konuk ederim. İnşallah, memnuniyetle her zaman. Teşekkür ederim. Efendim bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrar vergi saatiyle saat 10'da karşınızda olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın efendim.